Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde kalan muzları değerlendirerek inanılmaz lezzetli bir tatlı yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet sosumuzun soğuması gerektiği için öncelikle çikolatalı sosumuzu hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası ve 1,5 yemek kaşığı kakaoyu alıyorum. Daha sonra üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile yarım su bardağı şeker ve 2 yumurta sarısı ekliyorum. Yine aynı bardak ölçüsüyle 2,5 su bardağı yani yarım litre de sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar koyarak bir çırpma tercih ile homojen bir kıvama gelene kadar kadar karıştırıyorum ve daha sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum. Şimdi başından hiç ayrılmadan kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Evet, sos kaynamaya başladı ve kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şimdi altını kapatıyorum ve bir tatlı kaşığı tereyağı ile 50 gram sütlü çikolata ilave ediyorum ve eklemiş olduğum malzemeler eriyip homojen bir kıvama gelene kadar çırpma teliyle karıştırıyorum. Bu arada çok önemli bir püf noktası var. Sosumuzu kabuk tutmasını önlemek için sık sık bir çırpma teliyle karıştırarak soğutmamız gerekiyor ve ben şimdi size söylediğim gibi sık sık çırpma teliyle karıştırarak sosu soğutuyorum. Evet sos bir yanda soğurken ben de görmüş olduğunuz petibör bisküvilerden 2 paket bisküviyi gelişi güzel bir şekilde robota kırıyorum ve un haline gelene kadar robottan geçiriyorum. ve bisküviler un haline geldikten sonra bir kenara alıyorum. Bu arada tatlımız için 3 tane muza ihtiyacımız var. Muzları kabuklarını soyduktan sonra uygun bir karıştırma kabına parçalayarak koyuyorum. Ve bir patates ezicisiyle püre haline getiriyorum. ve muzlar püre haline geldikten sonra bisküviden azar azar ilave ediyorum ve yoğurma kabında toparlanana kadar ilk etapta bir spatula ile karıştırıyorum. ve muzlu harcımız yoğurma kabında toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı bırakıyorum ve istediğim kıvama gelene kadar azar azar bisküviden ilave ederek elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben bugün toplamda 2 paket yani robottan geçirilmiş haliyle 5,5 su bardağı bisküvi kullandım ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bu arada ellerimi yıkayarak temizledim ve gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ve hafif yapışkan bir kıvamı var. Şimdi şekil verme işlemine geçebiliriz. Şekil vermeye başlamadan önce yanıma küçük bir kase ile su alıyorum ve avuç içlerimi suyla ıslattıktan sonra hazırlamış olduğum karışımdan ceviz büyüklüğünde bir parça alarak yuvarlıyorum ve şimdi Şimdilik bir tabağa diziyorum. Ve hepsini aynı şekilde yuvarladıktan sonra uygun bir borcama diziyorum ve çikolatalı sosum iyice soğuyana kadar borcamı şimdilik buzdolabına kaldırıyorum. Evet, ben tatlıyı yarım saat kadar buzdolabında dinlendirdim ve hemen servis edip sizlere yakından da göstermek istiyorum. Biraz daha uzun süre dolapta tutarsanız sosunuz biraz daha kıvam alacaktır. Fakat ben bu şekilde çok daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için hemen servis etmek istedim. Evet, bir servis tabağına aldım ve sizlere yakından da gösteriyorum ve bu arada belirtmek istiyorum ki inanılmaz lezzetli, yemelere doyamayacağınız şahane bir tatlı oldu gerçekten ve gördüğünüz gibi evde kalan muzları da değerlendirmiş olduk. O yüzden bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.